bir zat ile bir kamil konuşuyorlar. Bu dertler, bu dertlerim ne olacak filan deyince dedi ki şükret o dertler sana ölümü sevimli göstermek içindir. Herkesin ödü koparken sen orayı sevimli bulacaksın. Bu dertler sana ölümü sevimli göstermek içindir. Eğer dertler olmasa dünya hayatına o kadar dalacaksın ki ölüm seni bir katil gibi kesip alacak. Ona hiç dayanamazsın. Dertler seni alıştırıyor. Daha rahat gidersin kabre. Devam ediyor. Bu dertler cevap veriyor Kamil. Üstüne güzel bir elbise diken terzinin makasıdır. Terzi prova yaparken elbisenin orasını burasını kesiyor diye ağlayıp sızlama. <laughs> o elbiseyi sana güzel yapmaya uğraşıyor. Dertler odur işte. Eyvallah. Güzel olsun diye. Ve ölüm özellikle ölüm. Herkesin ödü koparken sen orayı sevimli bulasın diyedir. Allah o kadar zarif, o kadar ince, o kadar latif bir şekilde bizi terbiye ediyor ki biz fark etmiyoruz. Verdiği dertler sağdan soldan bizi durmadan dağlaması, yakması aslında bizim hayrımızadır. Bildiği için bunu yapıyor. Düşmanlarına, kafirlere, gafillere, cahillere niye hiçbir şey yok? Çünkü onların azabı hak etmesini bekliyor. Ayet vardır. Firavun niye bir baş ağrısı bile görmemiştir? Ne kadar fırsatlar verilmiş onlara bir düşünün. Ne kadar fırsatlar verilmiş. Neden? Bu fırsatlar onlara perde olmuş. Onlar tamamıyla dalmışlar ve unutmuşlar. Dertlerimiz olmasaydı bir düşünün. biz ne? Dertsiz insan neye yarar? Ya? insan mıdır? Dertler bizi işiriyor ve gafletten olalım. uyanmamıza sebep sebebiyet veriyor. Hastalık. Eyvallah. Hastalık. Hiç hastalık olmayan insan. Hastalık yaşamamış insan. Ne kadar gafildir evet. ve vücut denilen hikmetten ne kadar uzaktır. Onun bir kere bir parmağı biraz kesilecek. Aa bir parmağım varmış. Ne kadar kıymetliymiş. Şükürler olsun bunu bana parmak vermişsin ya Rabbi diyecek. Demek ki gafletten uyanmanın en önemli e, faktör etmenlerinden <laughs> öyle diyeyim biri de bu ya da yaşadığımız aksilikler, ıstıraplar, fitne fesat olmasın dediğimiz bizi üzen şeyler aslında bizi bizi gafletten uyandırıyor. Allah'a döndürüyor. Anlıyoruz ki bu dünya yaşanılmaya değer bir yer değildir. Başka bir alem var bizi bekleyen. Biz buraya göre yaratılmadık. bünyemize uymuyor, midemize oturuyor. Evet. Biz başka bir yere, biz burası bir bekleme salonundan, başka bir şey değil. Allah bunu gözümüze sokuyor, biz bunu kabullenemiyoruz. Buna itiraz ediyoruz gafletimizden. Aslında sevinmemiz lazım.